Malum 2021 yılı Haziran ayında ilimizde bazı köylerimizde merkez ilçenin bazı köylerinde ve ilçelerimizdeki bazı köylerde dolu afetiyle karşılaştık. Geçen yıl çok kötü bir sezon geçirdik. Kuraklık da ilimizde malum çok sıkıntı verdi. Ama bu sene inşallah şu ana kadar ki aldığımız yağışlarda toprak kalınlıklarına baktığımız zaman bayağı toprakta nemli durumda. İnşallah Nisan ayında üreticilerimiz ekimi gerçekleştirerek bu sene bol ve bereketli bir hasat geçiririz. Şimdi ilimizde 37 tane yerleşim biriminde afetle karşılaştık. Tabii biz kurum olarak, il müdürlüğü olarak bütün tespitlerimizi bu afet olan, ihbarda bulunan muhtarlarımızın dilekçe verdiği köylere teknik eleman arkadaşlarımız giderek buralarda hasar tespiti yaptılar. Bununla ilgili bu dolu yağan yerlerin biz hızlı bir şekilde tespitlerini bitirerek Cumhurbaşkanı Sayın Valimizin başkanlığında Sayın Vekillerimizin desteğiyle Cumhurbaşkanlığına bir dosya hazırladık, gönderdik. Cumhurbaşkanlığımızda 5 milyon gibi bir rakam gelerek bu tohum dağıtımı için Çorum çiftçisinin hizmetine sunulmuştur. 1820 kardeşimize yaklaşık 75 bin dönüm arazide ekim yapmaları için yağlı ayçiçek tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 200 bin dönüm araziyi daha inşallah sulamaya katacağız. Devam eden projeler bittiği sürece. Şu anda bildiğim kadarıyla Çorum'da sulanabilir arazinin %55'lerini bulduk inşallah. Hedefimiz sulanabilir arazinin 5 yıl içerisinde %80-85 hedefine varmamız gerek. 14-12-2020 yılı tarihiyle 311 milyar destek aldınız. Yani 111 milyar daha fazla destek aldınız. 2020 yılı sonu itibariyle 390 milyon Çorum'da destek dağıttık. İlimizin yüz ölçümü 12.800 kilometre kare. Bunun anlamı 1 milyon 280 bin hektarlık bir arazimiz var. Bu arazinin 535 bin hektarlık alanı tarım alanlarından oluşuyor. 475 bin hektarlık alanı ormanlardan oluşuyor. Ormanlarımızın varlığı şu anda Çorum'daki ormanlık alanlarımızın varlığı %38'e tekabül ediyor. Yani oldukça iyi bir oranda. 224 bin hektarlık alan tarım dışı alanlardan oluşuyor. 68 bin hektar da çayırlık ve mera alanlardan oluşuyor. Yani ilimiz bu rakamlara bakıldığı zaman bir tarım memleketi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Az önce Sayın Vekilimiz de ifade ettiler, İl Tarım Müdürümüz de söylediler. Türkiye çapında ilk onda olduğumuz ürünler var, tarımsal ürünler var. Tritikale üretiminde birinci sıradayız, Türkiye üretiminde birinci sıradayız. Soğan üretiminde, kuru soğan üretiminde önceden üçüncü sırada yer alırken şu anda ikinci sıraya yükselmiş olduk. Mercimek üretiminde dördüncü sıradayız. Çeltik üretiminde ve ceviz üretiminde Türkiye'de beşinci sıradayız. Şimdi tohumunu dağıttığımız ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 6. sıraya yükseldik. Nohut üretiminde 7. sıradayız. Arpa üretiminde 10. sıradayız. Buğday üretiminde önceden 12. sıradaydık. Fakat son 2-3 yıllık gerilemeyle beraber 20. sıraya düşmüş olduk. Yani ilimizin baskın karakteri bir tarım ve hayvancılık memleketi olması. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı verilerini de açıkladı. 2021 yılı verilerine göre ilimizde 243 bin tane büyükbaş hayvan var. 323 bin tane de küçükbaş hayvan varlığımız var. Yani bunların hepsini topladığımız zaman, hülasa ettiğimiz zaman tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de hatırı sayılır bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün de inşallah dağıtacağımız
bu ayçiçek tohumlarıyla beraber ben 6. sıradan, Türkiye sıralamasında 6. sıradan daha üst rakamlara yükseleceğimizi ümit ediyorum. Bir de 75 bin hektarda şu anda bu ekilen alanlara ilaveten 75 bin dekar daha yağlık ayçiçeği üretimi yapılacak. Dolayısıyla son zamanlarda işte ülkemizde düzensiz fiyat artışları var biliyorsunuz. Ayçiçek yağıyla ilgili. İnşallah ona da bir çare olacağını ümit ediyorum. Yemek verilecektir, ayrılmayalım.